Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Forest Mutant'ımızın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Biliyorum bu iki bölüm arası biraz zaman aldı. Bazılarınız da şikayetçiydiniz ancak gayet güzel mazeretlerim var. Yani her şeyin en başında Perşembe, Cuma ve Cumartesi tüm gün ayaktaydım. Şudur budur falandır filandır. Bayağı yorucu geçti. Cumartesi zaten bir etkinlik vardı hani. Orada 9. doktordum ve bir iki izleyicim buldu beni. Aslında bir tane buldu. Tındı. Neyse, bunun dışında... pazarda o kadar yorgunluğun üstüne hala bacaklarım sızlıyordu. Ben de kendime bir tatil yapayım dedim. Yaptım. Şimdi de pazartesi akşam saat 8 civarı bu çekim yapıyorum. Neyse. Bu video sadece arıcılık ve zaman yeterse ağaçlar üzerine olacak. bu arada kelebeklere girmiyorum çünkü kelebekler üzerine henüz herhangi bir şey eklenmedi. Öncelikle başlangıç için ihtiyacımız olacak şeyler. Eğer... bu ilginç, dur. Şu an Forester'in ilginç buglarıyla uğraşıyoruz. Evet. Neyse. Evet. İlk önce neyden başlıyoruz? Öncelikle API ve Bee House'dan başlayalım. Tamamdır. Bee House ve API. Bunlar arıları yetiştirdiğimiz yerler. Arası. Buradan başlamayalım. Önce arı kovanlarından başlayalım. Ufak bir not. Bu video hiçbir şekilde Extra Beast ya da Atomic Beast'in ya da Magic Beast'in eklediği arıları konu almayacaktır. İlk önce bulmamız gereken şeyler bunlar. Beehive'lar. Ve... Scoop. Scoop şu şekilde craft ediliyor. Herhalde... 6 tane stick ve 1 adet wool. Bu beehive'lar ise dünyada bulunuyor. Forest Hive ise Forest Princess ve Forest Drone veriyor. Meadows High, Meadows Princess ve Meadows Drone, bunlar başlangıç için lazım olanlar. Bu Modest Princess ve Modest Drone ve bunlar çölde bulunuyor. Bur Plains Biome'da bulunuyor. Bu ise Forest Biome'da bulunuyor. Snow Hive buzlu alanlarda bulunuyor. Bu arada çoğunlukla da komple düşürebiliyorlar. Jungle, tropical pardon. Bunlar ormanlarda bulunuyor ve mossy. Bu arada ufak bir detay. Bunlarda marsh elde ediliyor. Ayrıca bazen valiant drone elde edebiliyorsunuz bunlardan. Valiant drone özel bir tip drone. Bu videoda mutasyonlara değinmeyeceğim. Şimdi Centrifuge'e geçelim. Centrifuge daha önce tanıttığım itemlardan bir tanesi. Bunun içine herhangi bir komp koyup işlerseniz ondan elde edeceğiniz ürünler çıkar ortaya. Gördüğünüz gibi çoğunlukla beeswax elde ediyoruz fakat bazen honey drop da elde edeceğiz. Bir tane elde ettik. Ve bize bir item daha gerekiyor. Bunun adı Bealizer. Craft edilişine gelecek olursak tin, glass pane, diamond ve redstone ve iki kova su ile carpenter içinde craft ediliyor. Carpenter'ı geçen tanıtımda tanıtmıştım. Carpenter. Evet. Şimdi gelelim. Centrifuge temel olarak arılardan elde ettiğimiz şeyleri yani kompları, tabii bunların çoğu Extra Beast modunun eklediği komplar. Bunlar Forcer'in kendi kompları çoğunlukla. Extra Beast ayrı bir tanıtım olacak bu arada. Evet. Bunun yanı sıra bize birer set Squeezer ve Carpenter lazım başlangıç için. Yani bir set su, aslında bir tanesi başlangıç için değil, ileri seviye için. Ve bize seed lazım, bolca.
Sido ile dur, Carpenter değil, Squeezer'a. Bu arada Sido bunlardan çok çok ufak bir Sido ile elde ediliyor. Fakat daha fazla Sido ile elde etmek isterseniz ağaç işine girmelisiniz. O da Chestnut. Evet. Chestnut, şimdi buradan da görebileceğiniz gibi birazdan işlesin arkadaş. Enerjin mi yok? Neden yavaş işledin? Gördüğünüz gibi çok da gözle görülür bir biçimde çok daha fazla Seedoil üretiyor ki kullanımına da bakacak olursak Chestnut'ın Squeezer'da 0.220 Seedoil üretiyor. Ki normal seed 0.015. Bunun dışında chestnut bu. Walnut 0.180. Cherry 0.50 şeklinde. Bunları ağaç elde edimiyle elde edeceksiniz. Ona da değineceğim. Evet. Sonrasında bize İki adet seçeneğimiz var şimdi. Bee House ve Apiary. Bunlar arasındaki farklara değinecek olursak, öncelikle bir aralarımızı analiz edelim. Gerçi analiz edemeyeceğim çünkü şu an elimdeki sürüm bug'lı bir sürüm. Eğer buraya koyarsam çökebilir. O yüzden ben buradan evet, buradan analiz edilmiş bir tane alacağım. Çünkü şu an kullandığım sürümde ufak bir bug var. Normalde siz buraya honey drop ve arıyı koyduğunuzda bir adet honey drop'u alacak ve size bu bilgileri gösterecek. Burada aktif ve inaktif diye iki adet bölümümüz var. Burada arıların her arı iki farklı tip özellik taşır. Aktif, yani gözükecek olan özellik. İnaktif ise gözükmeyecek olan, yani çekinikken, ya taşıyıcı onun için. En ideal arılar bu iki özelliği de aynı olanlardır. Ona değinelim önceden. Burada türü. Forest. Yani safkan bir forest bu. Yaşam uzunluğu shorter. Bunun bir de shortest'ı var. En kısası. Shorter en kısadan bir uzunu. Bu uzuyor. Speed slowest. En yavaş tip. Arı şu an. Speed lifespan, yani yaşam süresi. Speed ise üretim hızı. Pollination slower. Yani çevredeki ağaçlar, bitkiler, şudur budur, çoğaltma hızı bu. Flowers, istediği çiçek tipi. Çoğu arı bir tip çiçek ister. Yani çalışmak için çevresinde bir şeyin bulunmasını ister. Bu da çiçek istiyor. Fertility, öldükten sonra kaç tane drone bıraktı? Drone bunlar. Area, etiketi alan. 9 çarpı 9 çapında, ya yani 9 çapında ve 6 yüksekliğinde bir alan. Herhangi bir efekt taşımıyor. Bazıları değişik efektler taşıyor. Burada climate yani sıcaklık, istediği sıcaklık normal. Bu da temperature tolerance, yani bu 1 olduğunda biraz daha sıcak bir noktada yaşayabilir ya da 2 olduğunda iyice sıcak yerlerde yaşayabilir falan. Humidity nem. Bu da normal. Bu hot olursa sıcak, cold olursa soğuk bir alan istiyor demektir. Bu da arid olursa nemli falan filan şeklinde. Diurnal, gündüz çalışabilir anlamına geliyor. Nocturnal, gece de çalışabilir anlamına geliyor. Flyer, yağmur esnasında da çalışabilir anlamına geliyor. Cave ise mağarada da çalışabilir anlamına geliyor.
Bu ürettiği, bir saniye, bu ürettiği ürün, altta da eğer özel bir ürünü varsa onu da gösterir. Bu olası mutasyonları henüz hiçbir tanesini keşfetmemişiz. Bu da ufak notlar. Öyle. Evet. Şimdi ilk öncelikle B-House ve Apiary. Evet, tabii bunların yapılışlarını da göstereyim ilk baştan. B-House biraz daha başlangıç seviyesi bir şey. Bu bir adet comp, herhangi bir comp, 3 adet slab ve 5 adet wood'dan oluşuyor. Bunun özelliği, bunun en önemli özelliği, herhangi bunun içindeyken herhangi bir mutasyon yapamazsınız. Yani buraya Meadows'la Forest'ı atın, herhangi bir mutasyon elde etmezsiniz. Bunun dışında biraz daha fazla APR'ye göre standart haliyle biraz daha fazla ürün verir. APR'nin yapımına gelelim. Ama bunu hiçbir şekilde otomatikleştiremezsiniz. Yani bunu tamamen manuel kontrol etmek zorundasınız. APR'i. Neredeyse aynı crafting şekli. Tek bir farkla. Impregnated casing. O da bu 8 tane 8 tane bunlardan ve biraz da seed oil ile elde ediliyor. Yani wood bu arada. Onlardan dediğim. Ve apiary. Gördüğünüz gibi şunda olmayan 3 slot var. Bunlara frame'ler konuluyor ve frame'ler arıların performansını falan filan etkiliyor. Bunun içine şimdilik ne atabiliriz? Kendime bir adet daha Forest vereyim. Gördüğünüz gibi bunlar bu bar ilerliyor ve bu bir queen'e dönüşüyor. Bu bir süre yaşayacak. Ondan sonra biraz bal ve 3 tane drone artı bir prensesle birlikte ölecek. Şimdi buradan bir adet mutasyon örneği gösterelim. En basit mutasyon Meadows ile Forest'ın bir araya gelmesiyle oluşuyor. Yani tavsiye olarak. Şimdi size Magic Beast'ten bir item kullanacağım. Oblivion Frame. Bunu Magic Beast tanıtımında da tanıtacağım. Yani kısaca tek bir tikte, tek bir bi tikinde, yani şu bar tek bir ilerleyişinde arıyı öldürüyor. Evet. Ve tabii ki de önemli bir şey unuttuk. Tabii V ile değil W ile yazılıyordu. Arada öyle hatalar yapabiliyorum. Bunlar tabii ki de çiçek istiyor. Bu ölünce hemen geliyorum. Evet, öldü ve bir adet Common Drone'la iki adet Meadows bir saniye. Bir adet Meadows Princess ve bir adet Meadows Drone. Bunları elde ettik. Şimdi size yeni bir item daha tanıtacağım. Analyzer. Şu şekilde craft ediliyor. Bu da bu. Şu an bug yüzünden bunu kullanacağım. Hemen bana Void kapsülle Honey Drop'lar ver. Tamamdır. Bu da bunları inceleye dursun. Bu enerji istemiyor, sadece sıvı bal istiyor. Ve şuraya incelediği arıları atıyor. Tabi bu da buradan Honey Comp elde etmiş oldu şimdiden. Ayrıca apiary'lerin sadece size özel olmasını sağlayabiliyorsunuz gene. Ve bunlar incelendi dursun. Evet, bir tanesi incelendi. Bakalım prensesimiz ne durumda? Meadows Forest. Yani bu çift türlü bir şey ancak temel olarak bir Meadows. Şunlar da incelensin, hemen geliyorum. Evet, bu da incelendi. Buna da bakalım hemen.
Bu da Meadows Forest. Bu ikisi aynı tip. Yani cins olarak. Özellikle olarak da aynılarmış. Tamam. Ve bu da incelendi. Hemen buna da bakıyoruz. Bu da Common Meadows. Şimdi bu ikisini bir araya koyarsak muhtemelen bir adet Common elde edeceğiz. Tabii Safkan Common için biraz uğraşmak gerekiyor. Vesaire vesaire. Safkan Common'ı elde ettikten sonra mutasyon açısından bir sonraki aşamaya geçmiş oluyoruz. Ve benim kedi de biraz miyavlamaya karar verdi. Neyse devam edelim. Bu videoda mutasyona değinmeyeceğim. Mutasyon tamamen arıcılıkla ilgili özel bir eğitim serimde ve başarısız olduk. Çünkü bu şans üzerine. Evet. Şimdi burayı temizleyelim. Evet, size ilk başta elde etmeniz gereken iki farklı arının mutasyon tablosunu hazırladım. Biraz karışık gelebilir. İlk önce hatırlarsınız Common'ı nasıl elde edeceğinizi göstermiştim. Bu Common Bee. Forest ve Meadows ile elde ediliyor. Ardından Forest ya da Meadows ikisinden biri artı Common Diligent elde ediliyor. Pardon, Cultivated. Cultivated artı Common Diligent ya da Noble elde ediyor. İkisinde %10 şansı var mutasyon şansı olarak. Yani ikisinden de elde edebilirsiniz. Devam edelim. Burada yolumuz ikiye ayrılıyor. Diligent artı Cultivated bize Unwary Drone elde Unwary bir elde ediyor. Unwary 6 artı Diligent bize Industrious elde veriyor. Ki bu önemli bir arı. Ardından bize Noble artı Cultivated. Bir saniye, bu yanlış oldu. Neydi bu arının adı? Onu unuttum. Hemen bakıyorum. Benim hatam. Majestic. Yanlış yerde tıkladım. Buradan detaylarına bakarsak zaten. Imperial, evet. Noble artı Majestic bize Imperial veriyor ve o da bu. Ve bunlar en başta elde etmemiz gereken iki arı. Ve bana hemen bir apiary daha. Daha. Bunun içine Imperial. Bunun içinde de Industrious. Ve hemen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şu frame'leri yerleştirelim ve frame'leri de açıklamaya başlayalım. Evet. Öncelikle sadece vanilla frame'leri açıklayacağım. Unrated frame. Şu şekilde craft ediyor. Stick artı string. En basit frame'dir. O kadar verimli değildir ve çabuk ölür. Impregnated frame. Impregnated stick ile elde ediliyor. O da seed oil artı şunlarla ediliyor. Konuşabilsem. Ortasına stick. Bu verimlidir. Orta ömürlüdür. Proven frame'in ise herhangi bir recipe'si yok. Sadece villager'lardan elde ediyoruz. Bununla verimlilikleri aynı fakat daha uzun ömürlüler ve Imperial'ın güzel bir özelliği. Bitefik. Gördüğünüz gibi bize regeneration veriyor yanında durduğumuz sürece. Ve bu stringy comb üretmeye başladı. Ama bunda asıl beklediğimiz stringy comb değil. Jelly şunun tarafında, Imperial tarafından üretiliyor ve
Pollen. Bunun tarafından üretiliyor. Gördüğünüz gibi üretti. Evet. Ve bu sanırsam... Bu slow worker... Evet, ikisi de slow worker. Evet, bunlar ne işimize yarayacak? Bir ileri safa için bunlar lazım bize. Burada... Apiary ile yeterince oyalandık. Bize... Alvier lazım. Alvier için... Bize impregnated casing... Yapılışını hatırlıyorsunuz ve... Scented paneling lazım. Carpenter için de bal, polen, royal jelly, beeswax, bunlar da honeycomb'lardan elde bu da çoğu comb'tan elde ediliyor ve herhangi bir wood plank. 36 tane lazım bunlardan. Hemen dur. Şuraya 36 tane yazalım. Ve bize slab lazım. Vanilla slab'ler oluyor sadece, yanlış hatırlamıyorsam. Ve 3'e 3'lük bir düzende yerleştirelim şunları. Sen fazlasın. Ve birkaç saniye bekledikten sonra oluşması lazım. Evet, oluştu. 36 değil, 27'ymiş, pardon. Ve Alvier ile karşı karşıyayız. Kendisi Apiary'nin bolca frame almış halinden bile daha verimlidir bu arada. Hatta hemen şu Imperial Queen'imi buraya atayım. Bu ileri seviye arıcılık için kesinlikle gerekli olan bir şey ve bunun güzel bir olayı da Alvier bloklar. Alvier fan, Alvier heater. Bu bunlar. Şu geri kalanları başka şeyler. Hemen başka bir Alvier daha inşa edeyim ve bunları göstermeye başlayayım. Evet, şimdi bunları anlatmaya başlayalım. Öncelikle Alvier fan ve heater. Tabii bu beklenmedik bir şeydi. Biraz dağıttık ortalığı. İlk önce Alvier fan ile başlayalım. Oluşsun. Evet, oluştu. Gördüğünüz gibi şu an hala normal. %80, %40. Gördüğünüz gibi. Kendime bir enerji sel vereyim. Ve conduit. Gördüğünüz gibi sıcaklık düşmeye başladı. Eğer biraz daha yanlış bloklardan ekledim. Evet, biraz daha fan eklersem oluşsun bu. Evet, oluştu. Gördüğünüz gibi sıcaklık gitgide düşmeye başlıyor. Ve cold oldu. Evet, burada artık her ne kadar normal bir biyomda olsak bile kışlık arılarımızda yaşatabiliriz. Konuşabilsem bugün çok süper olacak. Hala yorgun olduğumdan biraz konuşamıyorum gerçi. Ve heater'a gelelim. Aynı şekilde bunun da enerji ihtiyacı var. Oluşsun bu. Bu esnada Royal Jelly falan da elde etmişiz. Güzel. Evet, oluştu ve gördüğünüz gibi sıcaklık yükseliyor. Evet. Bu da bu şekilde sıcaklığı artırıyor. Evet, diğer bloklarımıza geçecek olursak... Stabilizer. Bu enerji istiyor muydu hatırlamıyorum. İstemiyor.
Stabilizer ne işe yarıyor diye soracak olursanız, bu yeni eklenmiş bir item tamamen mutasyon önlüyor. Ve Swarmer'ımız nerede? Evet, Swarmer. Bunun içine farklı bir şey sağlıyorsunuz. Royal Jelly. Ve bu esnada arımız burada çalışa dursun. Royal Jelly başına çevrede bir adet Swarmer High üretme şansı sahip. Bunun dışında ayrıca arıların bir efektine gelelim. Gördüğünüz gibi çevreye çiçek bırakmaya başladılar. Çiçek oranını artırıyorlar ve buraya kadar etki edebiliyorlar. Şu buraya kadar etki ediyordu işte. Evet. Yakınlarda bir yerde bir Swarmer High olması lazım artık. Ya da %10 şanslıydı. Hiç kullanmadığım için bilemeyeceğim. Hemen bakalım. 2. Swarmer Hive neredesin? Yer altında olabilirler gerçi. Ben bulup hemen devam edeyim. Neyse, bunlar çalışa dursun. En de sonunda bir tane Swarmer buluruz. Bu arada Swarmer değil, Swarmer'mış. Yanlış telaffuzum için özür dilerim. Neyse. Gelelim. Bunu burada tanıtalım. Sana sonradan değineceğiz. Evet, oluşsun bu. Oluş. Heh, tamam. Evet. Buna eğer... lav koyarsak... gördüğünüz gibi sıcaklık ve nem... sıcaklık artıp nem azalacaktır. Lavı yok etmenin kolay yolu. Neyse, silim. Evet. Oluş. O yüzden şuna bakalım. Bir tane Swarmer Hive'ımız oluşmuş ve... kırdım. Seni koymayacaktım. Hayır. Evet. O esnada şu Swarmer Hive'ımıza bakalım. Scoop'umuzu alalım ve... gördüğünüz gibi bir adet Imperial Princess. Ancak yanında eksi var. Bunun olayı... bunun anlamı... bu... hani şey, ölecek. Çok kısa zamanda ölecek. Prenses düşürmüyordu yanlış hatırlamıyorsam. Yani bu sadece geçici olarak kullanılabilecek bir şey. Evet. Şimdi bunun içine water koyalım. Ve gördüğünüz gibi sıcaklık düşüp nem yükselmeye başlayacaktır. Bunun etkisi de bu. Ve son bir şey daha. Bu. Oluş. Tabii multiblokların böyle bir sıkıntısı var. Evet. Ve buna şimdi değinmeyeceğim. Evet. Şimdi ağaçlara değinmeye başlayalım. Evet. Öncelikle oak. Yalnız normal oak woodları Trializer'dan geçirip o da şu oluyor. Aynı bir versiyonun tree versiyonu. Hatta dur. Trializer'ın nasıl olduğunu göstereyim. Öncelikle Apple Oak. Boyut, pardon, Sapiness öncelikle. Sapling daha doğrusu. Sapling düşme oranı.
Matures hızlı büyüyor. Boyut küçük. Bu settingleri koyma çapımız yield'ı tam olarak bilmiyorum. Sappiness şey. Bundan elde ettiğiniz biofield. Effect efekti yok. Onun dışında ground ışıkta büyüyor. Plain soil olarak. And toprak istiyor. Tolerance. Plain. Tolerance. Louis Poems. Yani Apple üretmeye müsait. Bunlar hakkında çok fazla bilgi sahibi değilim ve bu da mutasyonları. Hemen bomb da verelim kendimize. Bomb yıl da verelim kendimize bolca. Evet. Ve biraz da Silverbirch. Evet. Ve şimdi bekliyoruz. Tabii ben bolca bir API dizeyim buraya. Çünkü bu tree breeding olayını yapmamız için çevrede çalışan arı olması lazım. Şimdi bana güzel bir prenses bulun. Hemen bulayım ben. Ufak bir not, eğer arılarınız cave özelliğine sahip değilse direkt olarak ışığı görmeleri lazım. Yani direkt olarak güneşi görmeleri lazım. Evet, şu an gördüğünüz gibi bu ağaçlar... Bu arılar ağaçlardan polenleri alıp diğer ağaçlara yolluyor. Sen de yerine geri gel. Industrious'ımızı da şuraya koyalım. Evet, bunlar da çalışsın böyle. Şimdi bize bir şey lazım. Spectators. Spectacles. Şu şekilde craft ediliyor. Bronze. Glass pane. Bunun sayesinde özel bir şey. Yeteneğe sahip olacağız. O da mutasyona uğramış leaf'leri görebilmek. Ama ufak bir not. Şu an için bunlar ufak bir FPS lag'ı yapıyor. Özellikle server tarafında. Ve bekliyoruz. Evet, birkaç tanesi gördüğünüz gibi bu şekilde dönüştü. Eğer bunları çıkartırsam hiçbir de pek bir değişiklik fark edilmeyecek. Şu çiçek açma görüntüsü dışında. Onları takarsam gördüğünüz gibi ufak bir uyarı, bu yavaş bir süreç ve hatırlatırım. %100 şansla elde edemiyorsunuz saplingleri. O yüzden Grafter diye bir aletimiz var. Şu şekilde craft ediliyor. Bir de Proven Graft var. Bu da Villager'lardan elde ediliyor. Birkaç tane alalım çünkü bunların canı cidden çok az. Ve bu bize garanti bir biçimde ve Silver Line elde ettik. Buradan da o şanslıyız bayağı. Buradan bunu elde ettik. Buradan gene oak. Muhtemelen bunlar biraz crossbreed. Yani birden fazla tür. Blue. Evet. Evet, iki tane silver lime elde ettik. Bu bize yeterli. Silver lime'ımızı da buraya ekelim. Bon yıl tabii ki de. Evet. Silver linerımız bu şekilde. Eğer bunların odunlarına bakacak olursak. Onlar da bu şekilde. Bunun dışında diğer saplinglerden bakalım. Ama sadece forestry saplingleri.
Evet. Forster sapniklerine geldik. Silverline, Hillcherry, şu inventory'i temizleyelim. Oatmeal. Sonra ardından Forestry Trees. Evet, bu da böyle bir şey. Ayrıca ufak bir detay. Bu şu şekilde yapıldığında, evet, bunlar olgunlaştığında kiraz veriyor. Kirazsa bir çeşit seed oil elde etme yolu. Aynı zamanda yiyebilirsiniz de. Şu değişik çeşit meyveler mevcut. Devam edelim. Sweet chestnut. Sweet chestnut. Şurada incelenmiş versiyonları da var. Evet, sweet chestnut. Gördüğünüz gibi 2 çarpı 2'lik alan istiyor. Yani bunun için 4 tane sapling lazım. Tabii bunlardan hangisine bomyo basacağınızı kestiremeyebilirsiniz. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde büyüdü. Devam edelim. Common walnut. Bu da 4 tane sapling gerektiriyor. Tamam, tamamdır. Common walnut da bu şekilde. Bu arada sweet chestnut mutlaka elde etmeniz gereken bir şey. Hemen bunun ağaçlarına bakalım. Bunların ağaçlarına bakalım. Öncelikle cherry'e bakalım. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Chestnut'a bakalım. Bu şekilde. Walnut benim sevdiklerimden bir tanesidir bu arada. İlginç bir koyu rengi var. Evet. Ve devam edelim ağaçlarımıza. Aslında bunları siz de inceleyebilirsiniz. Lemon. Lemon kesinlikle biofuel için elde etmeniz gereken bir şey. Çünkü limon tabii bazen crafter'la garantileyebiliyorsunuz düşmesini. Limon kesinlikle güzel bir meyve suyu kaynağı ve hatırlatırım meyve suyu biofuel'ın verimliliğini arttırıyor. Devam edelim. Limonu geçecek. Plum. Evet. O da bu şekilde. Bundan bunu elde ediyorsunuz ve bu da güzel bir meyve suyu kaynağıdır. Ve bunun bayağı güzel bir şöyle ağacı var. Normal hali de gayet dekoratif. Yani şu odun hali de. Tamam, bu da geçtikten sonra Sugar Maple Sapling. Bu da birebir. Evet, seni biraz arttıralım. Dur. Sen nasıldın? Ha, tamam, bu şekilde arttırıyorduk. Herhangi bir meyvesi yoktu sanırsam. Evet, yok. Dekorasyonuna bakacak olursak. Böyle turuncu bir ağacı var. Tahtası var. Red Spruce sapling'e geçelim. Bu da birebir. Aslında bu bildiğiniz spruce. Vanilla ağaçların hepsini... Evet, Medium Large, sen birebirsin. Evet, bu da böyle bir şey. Bunun tahtasına bakalım. Bu arada çaktırmayın, ben de bunların çoğunu ilk defa görüyorum. Ağaçlarla fazla ilgilenmedim. Evet. Bilpine, sapling. Bu da bu şekilde craft ediliyor. Craft ediliyor demişim. Birebirlik alanda yapılıyor. Ve şöyle bir tahtası var. Devam edelim. Bunu geçtik zaten ve bu 3'e 3'lük.
Yani 9 tane sapling lazım bunun için. Şimdi hangisi bunlardan? Genelde köşelerde oluyor. Ha, bu sefer tutmadı. Tamamdır. Evet, gördüğünüz gibi şöyle devasa bir arkadaşımız bu. Skoya bu arada. Tahtasının adı da. Bakalım, gayet güzel kırmızı bir tahtası var. Ayrıca ufak bir ipucu. Güzel bir dek... tabi bu çevirmiyor. Şu ilginç bir pattern'la değişik bir halı tasarımı bile yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Ben de size ufak bir ipucu demiştim. Tabi bu olmadı. Evet. Şöyle ilginç bir halı tasarım bile yapabilirsiniz gördüğünüz gibi ve gayet güzel durdu. Sırada Giants Skoya ve bu 4'e 4'lük. Şöyle ilerleyelim azıcık. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 2, 3, 4, 1, 2. Doğrusunu bulana kadar canımız çıkacak. Minecraft'ta bu olayı yap. Mojang'da bu olayı eklemek zorundaydı, değil mi? Evet. Hadi be büyü. Al. Şöyle sınırsız alalım. Forestry trees. Forestry trees. Tanır. Evet. Büyüdü. Gördüğünüz gibi bundan çok çok daha büyük bir ağaç. Evet. Pek ufak boyutlarda değil hani. Ve bunun wood'u neden oluşmuyor? Sanırım bendeki bir developer build'i olduğu için ufak bir bug. Neyse, geçelim sonrakine. Jungle sapling, bunu biliyorsunuz. Teak sapling. Evet, bu da böyle bir şey ve bunun ağaçlarına bakalım. Böyle koyu gri siyah karışımı ilginç bir renkte tahtası var ve hoşuma gitti. Bu üçe üçlük bir şey. Yani 9 tane sapling harcayacağız gene. Evet ve bu da böyle bir görüntü ortaya çıkarttı. Neden şu köşeler oluşmadı? Ben de çözemedim. Ve bu böyle bir arkadaşımız. Bunun ağaçlarına bakalım. Al. Bu baya güzel bir siyah. Evet. Bu elde... Evet. Şimdi devam edelim. Kapok. Bunları nasıl mutasyon edeceğiniz NEI'dan da bulup bakabilirsiniz. NEI'nin güzel bir add-on'u var bunun için. Zaten şey şu anki Free to Beast Beta Pack'te de mevcut. Evet, bu da böyle. Devam edelim. Bu üçe üçlük tabii ki de. 9.
Sanırım ortadaki direkt bu. Evet, ortadaki. Ortadakine yardırın. Bunun ağacına bakalım. Aa, bir saniye dur. Bu demin baktıklarımızdan biri mi? Evet, demin baktıklarımızdan biri. Şuna gelelim. Bu 4'e 4 şey 2 ekilik. Ve üstümde bitmek zorundaydın. Evet. Buna bakalım. Güzel bir bordo ağacı var. Evet. Desert Acacia. Bu da güzel bir şeydi diye hatırlıyorum. Evet, bu bayağı güzel bir şeydi. Şöyle güzel bir yeşilimsi alanı var. Evet, devam edelim. Balsa. Bu da birebirlik. Ve bu. Ve bayağı kolay kırılıyor. Bayağı yumuşak bir ağaç ve böyle gri bir voodoo var. Evet, balsayı da geçtiğimize göre şöyle bir 4'e 4'lük iki ikilik arkadaş sırada. Evet. Bunun moodlarına bakalım hemen. 3'e geçelim. Güzel kahverengi bir ağacı var. Evet, devam edelim. Bu da 9 tane isteyenlerden. Aa, bu arada kelebeklerimiz ortaya çıkmış. Bu ağaçların içerisinde kelebekler ortaya çıkabilir bu arada. Ve karşımıza bu çıkıyor. Bunda ilginç, hoş bir yeşil var. Devam edelim kaldığımız yerden. Blue Maho ve White Maho. Sen. Ve sen. Tamam, sanırım tüm sepetlerimiz bu, evet. Bunları sırasıyla ekelim. Evet. Bu arkadaşımız. Bu. Ve bayağı hoş mavi bir ağacı var. White Willow. Şöyle hoş bir olayı var bunun. Ağacına gelecek olursak. Tahtasına gelecek olursak, pardon. Bu da böyle bir şey. Evet. Bu da yine ilginç bir ağaçla karşı karşıyayız ve bu da sarımtırak bir şey. Gördüğünüz gibi. Şuna girelim. Bir saniye. Sen kaça kaçtın? Birebir. Neden olmuyorsun? Bu biyom özel özel biyom isteyenlerden olabilir. Bunu boş verin. Papaya. Ve bu ilginç bir meyve üretiyor. Papaya. Gördüğünüz gibi bunun kullanımlarına bir bakalım. Çok güzel bir kullanımı var. Bayağı yüksek miktarda fruit juice elde ediyor. Ayrıca bir saniye, bunu şöyle kullan. Yok, kullanamıyorduk. Tamam. Evet. Bunun ağacına bakalım. Tahtasına, pardon. Bu da bayağı hoş sarı bir şey. Ki şuradaki bayağı ilerideki tablomda bunu kullandım. Ve sırada bu. Ve bu da bunu elde ediyor. 4 tane elde ediyor bu arada. Bu da fruit juice elde ediyor. Ancak çok fazla değil, fakat hızlı üretiliyor. Ayrıca bunu yiyebiliyorsunuz da.
Ama şu an aç olmadığım için yemiyorum. Bunun ağacına bakalım. Ağacı dedim gene ya, tahtası. Hafif paslı görünüşlü bir turuncu. Şuna bakmış mıydık? Evet, bakmıştık. Tamamdır, ağaçlarımız bunlar. Ah. Bunun dışında armorlara bir girelim. Özel bir armora ineceğiz. Apiarist armor. Şu şekilde craft ediliyor. Bu da Sigwisp'ten elde ediliyor. O da ya bu'dan elde ediliyor ya da Silky Comp'tan elde ediliyor. Evet. Ve village'ımıza bir bakalım. Burada herhangi bir Tree Villager ya da Apiarist Villager var mı? Evet, Apiarist Villager'ımız bu. Gördüğünüz gibi dur. Böyle inventory'lerde satabiliyor. Bunun dışında evinde apiary vardır garanti bir biçimde ve her seferinde farklı bir ağaçtan yapılmıştır. Tropical. Tropical'ın poison efekti var. Ay bu bunun özelliğini size söyleyeyim. Her türlü zararlı efekti engeller. Ya yani arılardan gelen zararlı efektleri engeller tabii. Poison'ımız henüz geçmiyor. Önceden bulaştığı için geçmiyor şu an. Yani arılarla uğraşan zaman bunu giyinin. Bunun dışında da bir de Tree Villager'ımız olacaktı bir yerlerde. Mistcraft Villager değil, Tree Villager. Bak sen nesin bilmiyorum. Ha tamam, bu MFR'ın yine eklediği Villager. Bir de buralarda bir yerde bir Tree Villager'ımız olacaktı. Ama yok burada. Buldum. Evet, bu da ağaç villager'ımız ve bu değişik woodlar satıyor, değişik şeyler satıyor. Evet. Şunlardan direkt yerinizi bulabilirsiniz bu arada. Ayrıca şu farmlar sayesinde bunların ürettiklerini otomatik olarak toplayabilirsiniz de. Bakalım tatmadığımız başka bir şey kaldı mı? Orası ekstra bir izleri direkt kapayalım. Evet, bu arada bunlardan şöyle fence falan elde edebiliyorsunuz. Evet. Başka tanıtmadığımız şey kaldı mı? Bakıyoruz. Yok sanırsam. Evet yok. Bir de APS backpack'imiz var. O da arıları tutuyor. Tanıtmadığımız bir şey geldi aklıma. APS chest. Şu şekilde craft ediliyor ve 5 sayfadan oluşan bir arı deposu. Gördüğünüz gibi arılar hakkında bilgiler elde ediyor. Ve konuşma yeteneğimi cidden kaybettim. Gördüğünüz gibi incelenmişse eğer, aslında incelenmesine de gerek yok. Burada mutasyonlarını falan gösteriyor. Öyle basit bilgiler elde edebiliyorsunuz bunlara. Oh! Neyse. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler, iyi eğlenceler ve boğazım yoruldu.